Esine TV ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Bu hafta yine tartışmalı bir konuyla sizlerle beraberiz. Geçtiğimiz hafta biraz gülmüş, biraz eğlenmiş, bu da spor mu diye sormuştuk. Bu kez yine futbola dönüyoruz. Futbol olduğu zaman malum tartışma var ama konumuz da ayrıyeten bayağı tartışma çıkarabilecek bir konu. En iyi 5 frikikçiyi kendimce seçtim. Tabii ki yine hatırlatayım, bunun burada ne işi var? Bu niye burada yok soruları mutlaka gelecektir. Gelirse de lütfen yorumlara bırakınız. Hatta ben bir ismin neden burada olmadığına dair gelecek soruları şimdiden duyabiliyorum, görebiliyorum. Çok uzatmayayım, 5 numarayla başlayalım. Yolu ülkemizden de geçmiş, frikiklerini çok yakından da izlemiş olduğumuz insanlardan biriyle. Pierre van Hooydonk'la başlıyoruz. Hollandalı Pierre van Hooydonk artık öyle bir raddedeydi ki hatırlarsınız kendi barajını kurduruyordu. Çünkü barajı geçip bir anda dip yapan toplarıyla, bir anda dip yapan şutlarıyla ki onlar acayip falsolu toplarda hatırlayacağınız gibi meşhur frikiklere sahipti Pierre van Hooydonk. Ve bununla beraber tabii ki kaleciler top barajdan çıkana kadar, barajın arkasına geçene kadar herhangi bir fikre sahip olmuyordu ve hatta Pierre van Hooydonk'un alameti farikası o barajdan çıkan topun öyle bir falso alması ki kalecinin ters ayakta kalabilmesi, ters köşede kalabilmesiydi hatta. Bununla ilgili olarak hatırlarsınız artık baraj kurdurmamaya başlamıştı kaleciler. Pierre van Hooydonk kendi barajını kurduruyordu. Hatta şöyle bir şaka da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Penaltılara da baraj kurdurup yine kaleciyi şaşırtmaya gidecek yakında diye. Pierre van Hooydonk tabii sadece burada atmadı. Milli takımda oynadığı bütün liglerde frikik gollerini atmayı başardı. Ve bununla ilgili olarak da aslında kendisinin bir soru cevapladığı nokta var. Instagram'da bu araştırmaları yapan birisi Reddit'ten yanlış hatırlamıyorsam. Pierre van Hooydonk'a kaç frikik attın? 75 frikik golün olduğunu görüyorum. Burada bir yanlışlık olmalı. Ben seni dünyanın en iyi frikikçilerinden biri olarak görmüyordum. Bu rakam doğru mu? Şeklinde bir soru var. Pierre van Hooydonk öyle bir şey olması lazım. 70 üstü attığıma eminim. Fakat başarı oranı bence %'yle alakalı. Örneğin Cristiano Ronaldo 5000 frikik denedi ama benim kadar atamadı şeklinde bir yorumu var. Pierre van Hooydonk özellikle oynadığı tüm coğrafyalarda, tüm liglerde attığı frikik golleriyle belki de herkesin beğenisini kazanmış tüm zamanların en iyi frikikçilerinden bir tanesi. 4 numarayla devam edeceğiz. Bir Brezilyalı'ya geçeceğiz. Ronaldinho listenin 4. sırasında. Ronaldinho'yu dünya sahnesine çıktığı dönemlerde özellikle 2000'lerin başıyla mutlaka hatırlar futbol severler ki bir dünya kupasında David Seaman attı. Akıl almaz frikik golüyle aslında onu hatırlıyoruz. Oradan sonra kariyeri aslında zirve yaptı ama tabii o frikik çok ekstra bir frikikti. Kimsenin beklemediği bir frikikti ve belki de dünya kupası tarihine geçen frikiklerden bir tanesiydi. Sonrasında Barcelona'ya geldikten sonra ve kariyerinin devamında özellikle Brezilya'ya döndükten sonra çok fazla frikik golü var. Ronaldinho driplingleriyle, şovmenliğiyle belki ve akıl almaz estetik hareketleriyle hatırlanan bir isim. Yine oyun görüşüyle vesaireyle ama şutlarıyla genellikle hatırlanmayan bir isim. Fakat frikiklere baktığımızda %7,5'luk bir orana sahip Ronaldinho ki gerçekten frikikler dendiğinde de hem deneme sayısıyla biraz alakalı bu. Az önceki noktaya geri dönelim. Cristiano Ronaldo kadar deneyip daha az gol atarsanız eğer yüzdeniz bayağı düşüyor. Ronaldinho tabii oynadığı takımlarda ana frikikçi zaman zaman oldu ama zaman zaman da başkaları frikik kullandı. Dolayısıyla onun deneme sayısı az fakat attığı gol sayısı yüksek. Dolayısıyla %10'a yakın bir performansa sahip Ronaldinho. Zaman zaman hem knuckleball tekniğine yakın çok sert şutlarla belki frikikten golleri buldu. Zaman zaman David Seaman'a yaptığı gibi çok acayip yerlerden acayip frikikler atmaya çalıştı. Ve tabii ki yine barajı geçen ve bir anda dip yapan falsolu toplarıyla da meşhurdu Ronaldinho. Zaten ona özel kılan şeylerden bir tanesi de her şeyi yapabilmesi ve istediği zaman istediği kalitede şut üretebilmesiydi. Ronaldinho listemizin 4. sırasında. Listenin 3. sırasında David Beckham var. David Beckham genellikle hani duran toplardan takımlarına yaptığı katkıyla aslında ön plana çıkan bir isim. İşte ortalarıyla, zaman zaman şutlarıyla vesaireyle aslında biraz futbolculuğu hor görülmüş bir oyuncu. Özellikle çalışma azmine baktığımızda, takım oyununa yaptığı katkıya baktığımızda ve çok yönlülüğüne baktığımızda David Beckham'ın öne çıkan çok fazla özelliği var. Komple bir futbolcu olarak ön plana çıktığı çok fazla yer var. Ama tabii ki akıl almaz bir sağ ayağı vardı. Akıl almaz bir şut kabiliyeti vardı. Ve tüm zaman onların en iyi frikikçilerinden bir tanesi. %10'un üstünde bir performansa sahip. Kullandığı frikiklerin %10'undan fazlasını, biraz fazlasını gole çeviren bir isim David Beckham. Ve kullandığı frikiklere baktığımızda attığı 65 gol. Aşağı yukarı her 10 maçta bir frikik golü attı kariyeri boyunca David Beckham. Tabii en meşhuru belki hatırlayacağınız o
İngiltere'yi Dünya Kupası'na götüren Yunanistan'a karşı attığı müthiş frikik ki kritik anlarda da ön plana çıkmasıyla bilinen bir isimdi David Beckham. Yaptığı kaptanlık, liderlik vesaireyle de ön plana çıkardı ama özellikle hem kornerlerde hem tüm duran toplarda hem de akan oyunda hareketli topa yaptığı vuruşlarla beraber David Beckham dünyanın en iyi şutörlerinden de bir tanesiydi. Ki kariyerine baktığımızda dediğim gibi onu özel bir yere koyuyor. 65 frikik golü ve %10'un üstündeki attığı frikikleri gole çevirme yüzdesi. David Beckham listenin 3. sırasında, tabi başka yerlerde de olabilirdi, daha yukarıda da olabilirdi ama bildiğiniz gibi Los Galacticos'un bir parçası oldu, İngiltere milli takımı, Manchester United gibi diğer oyuncuların da frikik kullanabildiği yerlerde oynadığı için tabii ki ana isimlerden bir tanesi David Beckham'dı ama örneğin Roberto Carlos bu takımda topun başına gelebiliyordu. Zidane aynı şekilde o Real Madrid'de topun başına gelebiliyordu ya da diğer isimler Figo vesaire, onlar da topun başına gelebiliyordu. Orada belki biraz daha düşmüş olabilir David Beckham'ın frikik kullanma sayısı ama buna rağmen listenin üstlerinde yer alıyor herkes için. İkinci sıraya geçiyoruz ki videonun başında bir tartışma ihtimalinden bahsetmiştim. Lionel Messi ikinci sırada. Lionel Messi burada olduğuna göre Ronaldo neden yok sorusu mutlaka gelecektir. Çünkü birinci sırayı şimdiden söyleyeyim. İlk sırada Ronaldo yok. Tabii deneme sayısıyla alakalı, yüzdeyle de biraz alakalı ki birazdan Ronaldo'yu ayrıca konuşuruz. Belki bir bonus oyuncu olarak. Lionel Messi'ye dönecek olursak 60'ın üstünde frikik golüne sahip, kariyerinde 60 golün üstünde frikik golüne sahip isimlerden, nadir isimlerden bir tanesi Lionel Messi ki yine %9.7 civarı bir frikiyi gole çevirme yüzdesi var. Hatta şöyle söylemek lazım. 16 maçta bir Messi'nin frikik golü var. 20'ye yakın maçta bir Cristiano Ronaldo'nun. Aradaki fark 4 gibi gözüküyor ama çok yüksek bir yüzde baktığımızda. Yanlış hatırlamıyorsam Cristiano Ronaldo'nun 5.3 civarı. Özellikle baktığımızda Messi'nin hem kritik anlarda attığı frikikler hem sadece frikik gollerini, yani direkt frikik golleri değil aynı zamanda duran toplardaki kabiliyetini de, özellikle Suarez'e attırdığı bir gol var mutlaka hatırlayanlar olacaktır 2 sezon önce. Bununla beraber mesafe tanımaksızın, yine klasik bir cümledir ama mesafe tanımaksızın attığı frikikler ve baktığımızda da frikiklerin özellikle gittiği yerler, özellikle çatala, kalecinin kesinlikle uzanamayacağı yerlere, ki repertuarda çok geniş bir adam Lionel Messi, frikikler konusunda da en özel isimlerden bir tanesi olduğu kesin. Hem yüzde anlamında hem denediği frikikleri gole çevirme anlamında, ki mesafe uzadıkça onun için ihtimaller daha da azalmıyor ya da açı daraldıkça onun için ihtimaller daha da azalmıyor. Çünkü mutlaka bir şey bulabiliyor Lionel Messi. Aynı dribbling kabiliyeti gibi ve ikinci sırada olmayı hak etti. Burada bir parantez açalım belki, neden Ronaldo yok. Kişisel fikrimi söyleyeyim. Özellikle Cristiano Ronaldo ilk geldiği dönemde Manchester United'a müthiş frikiklere sahipti. Özellikle knuckleball daha yeni yeni çıkıyordu hatırlayacağınız gibi. Ve o dönemde kalecileri inanılmaz avlayan frikiklere sahipti Cristiano Ronaldo. Fakat sonrasında bir ceza sahası golcüsüne dönüştükten sonra o frikik kabiliyeti, şut tekniği bence biraz değişti. Kaslanmasıyla beraber özellikle bu durum biraz değişti ve yüzdesi ciddi şekilde düştü ki Pierre van Hooijdonk'a tekrar dönelim. Onun da söylediği gibi çok fazla deneyip çok az atabildiği için Cristiano Ronaldo bu listede kendisi yok. Peki bir numara kim? Hemen geçelim. Bir numarada bir Lyon efsanesi, bir duran top efsanesi Juninho Pernambucano var. Benim en sevdiğim oyunculardan biridir. Lyon'daki performansı sadece frikiklerle alakalı değil. Orta sahadaki liderliği, uzaktan şutları, pasörlüğü, oyun zekası ve tabii ki kariyerinin çok uzun süre devam etmesi ve Lyon'un en başarılı dönemlerinin mimarlarından, iskeletlerinden biri olması belki de Juninho'yu çok ayrı yere koyuyor. Ama tabii ki özellikle frikik kabiliyeti, ki belki de onun yanına yaklaşabilen başka bir oyuncu yok diyebiliriz. Çünkü akıl almaz bir frikik tekniği vardı Juninho'nun. Juninho attığı şutlarla aslında birçok doğa kuralını da, özellikle yer çekimini, zaman zaman merkez kaç kuvvetini, birçok şeyi yenmeyi başardı. Sadece kalecileri değil. Onun frikik gollerini hatırlayanlar mutlaka uzaktan, özellikle Ajaccio'ya attığı golü hatırlayanlar mutlaka vardır. Victor Valdes'i neredeyse korner bayrağının oradan avladığı frikiki hatırlayanlar vardır ki böyle düşündüğümüzde aslında hani oradan da vuramaz. Kaleye biraz uzak, açı dar, onun yeri değil gibi birçok hani frikikçileri hani dışarı atmak için kullanılan cümlelerin onun için de kullanıldığını fakat hiçbir zaman başarılı olmadığını görebiliyoruz. Kariyerindeki yüzde de çok yüksek. Her ne kadar tüm frikiklerin başına gelse de ve
attığı frikik sayısı da gerçekten çok fazla. 77 frikik golü var ki Brezilya milli takımıyla, Lyon'la, yine Amerika'ya gittikten sonra MLS'de attığı goller. Ve attığı golleri eğer izlerseniz Juninho'nun, bunların hiçbirinde hani kaleci hatasından, baraj hatasından bahsetmek mümkün değil. Çünkü öyle bir frikik tekniği vardı ki ölü yaprak vuruşu benzeri. Özellikle Zico'dan gelen, Zico'dan başlayan ve Juninho ile artık arşa çıkan o özel teknik Juninho'da kesinlikle var. Topun hareketini mümkün değil takip edemiyor kaleci. Barajdan çıktıktan sonra nereye gideceğine dair herhangi bir fikri yok. Ve tabii ki zaman zaman falsolu, zaman zaman sert ve zaman zaman da dip yapan, yerden giden acayip frikikler attı Juninho kariyeri boyunca. Herhalde tartışmasız diyebileceğimiz isimlerden bir tanesi tarihin en iyi frikikçisi olarak. Tabii ilk 5'i verdikten sonra buraya almadığımız isimlere mesela Siniša Mihajlović bir bonus olarak koyabiliriz buraya. Cristiano Ronaldo'dan bahsetmiştim. Tabii ki Roberto Carlos özel isimlerden bir tanesi. Zico'dan az önce bahsettim. Bir de buraya belki Shunsuke Nakamura'yı koyabiliriz. Özellikle Celtic'te ve Japonya milli takımında yaptıklarıyla beraber özel isimlerden bir tanesi. Hiç bahsetmediğim isimleri de tabii ki yorumlara bekliyorum. 15 gün sonra farklı bir konuyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.